Evet, iyi akşamlar. Moda TV'den tekrar buluştuk. Sivil Toplumun Sesi programında bu akşam genç bir yetenek, genç bir konuğum var. Ona geçmeden önce ben gerçekten bu programı yapmaktaki amacımı her programda olduğu gibi kısaca tekrar anlatmak istiyorum. Sivil toplum kuruluşları bir şehrin gerçekten karşılıksız beyinleridir, yaşayan beyinleridir, üreten beyinleridir ve beklentilerinin tek karşılığı da şehrinin, yaşadığı kentin istediği refah seviyesine mutlu bir kent olma yolunda ilerlemesi için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu anlamda ve bununla ilgili de heyecanı duyan, şehriyle ilgili heyecan duyan, şehriyle ilgili hayali olan, şehriyle ilgili beklentileri olan insanlarımızı da, değerlerimizi de, heyecanlarımızı da sizlerle ekranlarda buluşturmak amacıyla bu programı hazırladık. Bu akşam gerçekten insani yardım gönüllüsü olarak kendini adlandıran Ünyemizin genç bir değeri Mustafa Dalgıç konuğumuz. Ben Mustafa Dalgıç, hoş geldin diyorum size. Öncelikle Adnan Başkanım, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim programınıza. Ben Mustafa Dalkıç, 1999 Ordunya doğumluyum. Üniversite okuyorum şu an, üniversitem devam ediyor. İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum, İyi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden. Çok güzel. İmam Hatip Lisesi'ndeyken gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuyordum, yani biraz pasiftim. Üniversiteye gittiğimden dolayı böyle çevremi genişlettim, gönüllülük faaliyetlerine katılmaya karar verdim. Kötü yollara gitmektense Allah yolunda iyi bir yolda gitmek için çabaladım, Evet, çalıştım. insanlığa hizmet etmek Evet, istiyorsun. Evet, evet. çok güzel. İşte bu anlamda şöyle diyelim. Mesela İmam Hatip'i bitirdin Ünye'de. Evet. Üniversite olarak nerede okuyorsun? Hangi bölüm okudun veya okumaktasın? Şu an Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıfa geçtim ben. Çok güzel. Dışarıdan çocuk gelişim okuyorum, 2. sınıf Atatürk Üniversitesi'nde. Yani iki üniversite birden okuyorum ben Çok güzel. kendim. Çok güzel. Tebrik ederim. Şimdi hem eğitimle alakalı bir heyecanım var, hem de şehrin dinamikleriyle alakalı, gelişmesiyle alakalı. Bir de insanların yaşamlarındaki elini uzattığında tutan ellerden biri olayım diye böyle bir heyecan taşıyorsun. Evet. Şimdi bu yollara seni iten ne oldu? Mesela bu insani yardım anlamında gönüllü olmaya seni iten bir olay mı oldu, yoksa gerçekten yardım etmek amacıyla falan mı gidiyorsun? Ya şöyle oldu Adnan Başkanım. Ben lise hayatımda dediğim gibi böyle pasiftim, pasif geçirdim. Ha dedim ki artık benim sosyalleşmem lazım. Ailem beni kapalı yetiştirdi, yani dışa bağımlı Evet. yetiştirmedi. İçime kapanık yetiştirdi. Ama ben dedim, üniversiteye gittiğimde benim bir sloganım vardı. Küçük şehirlerden büyük hayallere diye yola çıktım. Çok güzel. Türkiye'de 52 şehre gittim. Bir defa da yurt dışına gittim. Gürcistan, Batum'a gittim. Böyle işte böyle yola çıktım. Ama benim ilk gittiğim il Şırnak ili. Neden Şırnak? Savaş sonrası gittim oraya. 2018 yılında gittim, Nisan Evet. ayında. O Hendek olaylarından Hendek sonra, olaylarından evet. sonra Ne orada için, nasıl gittin oraya? Ne götürdü seni? Gençlik Spor Bakanlığı'nın Çok güzel. damla projesi var. Evet. Mesela iyilik damlaya damlaya bulaşır ya, damlaya damlaya göl olur. Biz de işte ismi Damla projenin. Evet. Biz de oraya gittik. Orada şehit aileleri ziyareti yaptık. Ondan sonra huzur evlerine gittik. Bakım evlerine gittik. Sevgi evlerine gittik. Orada askerlerimizin yanına gittik. Mesela şu an Mehmet Aktaş var mesela. Onunla fotoğraflarım var filan Evet. benim kendi. Şu an Emniyet Müdürü, Genel Müdürümüz. Çok güzel. Orada okullara gittik. Okullara işte biz kim olduğumuzu anlattık. Üniversite okuyoruz işte. Biz sizin gibi böyle. Nasıl baktı oradaki öğrenciler, gençler sizin bu yaklaşımınıza? Gençler bizi çok mutlu karşıladılar. Çok heyecanlılardı. Bizi, yani onlar da iyi yine savaştan bunalmışlardı. Bomba sesleri falan, yani bayağı üzülmüştüm ben. Mesela orada beni etkileyen bir olay vardı. Anlatmak istiyorum Tabii kısacası. buyurun. Çok güzel. Şimdi Silopi'ye gittik, Silopi ilçesine. Orada bir tane dernek var, Engelliler Derneği. Derneğe gittik. Bir tane arkadaş var, görme engelli ama hafız. Görme engelli bir hafız. Evet. Bize hayalini söyledi. Hayalim dedi, ben dedi balonla uçmak istiyorum Nevşehir'de. İşte biz onun hayalini not aldık ve o hayalini gerçekleştirdik. Damla projesi olarak Nevşehir'e gitti. Nevşehir'de balonlara bindi, yani görme engelli biri. Çok güzel. Ya bu benim görme engellilerle yaklaşık 3 tane projeye katıldım. Görme engelli bir arkadaşımla beraber, onunla beraber ikimiz birlikte şeye bindik. Bu Luna Parklar'da oluyor, büyük dönüyor. Evet. Ona Dönme bindik. dolaba. Aynen.
Mesela evet. Çok mutlu olmuştu mesela. O daha önce hiç binmemişti. Amasya'da okuyordu. Çok orada güzel. Öyle bir etkinlikler yokmuş. Ankara'da birlikte bindik. Böyle işte Adnan Bey. Yani benim için gönüllülük yaşam tarzım. Benim iki kimliğim var. Bir evet. Türkiye Cumhuriyeti kimliğim, bir de gönüllü kimliğim var. Gönüllü kimliğimde hiçbir zaman tevazu vermiyorum. Hiçbir zaman ayrıcalık tanımıyorum yani gönüllü kimliğime. Çok güzel. Aslında sizin gibi gençlerin gelecek dünyaya daha sağlam bakmaları için nesillerle birlikte sağlam yetişmesi gerekiyor ve sağlam nesiller yetiştirilmesinde de emek vermesi gerekiyor. Bu anlamda bu gönüllülükleri yapmak ve devamını da getirmek lazım. Evet. Bu çalışmalarınızı anlatırken mesela gittiğiniz yerlerde herhangi bir afette falan bir yere gittiğin oldu mu? Bununla ilgili bir anınız var mı? Bir anım var, anlatmak isterim. Tabii, çok güzel. Elazığ depremi oldu ya. Evet. Ben Ünye'deydim. O zaman okullar açılacaktı. Kış ayından sonraydı evet. işte. Ben Trabzon'a gittim. Ya Trabzon'a okula gittin üniversiteye. Okula gittim evet. evet. Yurdumda dururken dediler. Yurdumda haberleri izliyordum. Her tarafta Elazığ deprem işte gönüllüye ihtiyaç var. İşte böyle toplum gönülleri vakfı var. Onlarla beraber gittim oraya. Ama ben nasıl gittim? Yani böyle bedava gittim. Otostopla gittim. Trabzon'dan Elazığ'a kadar. Yani hiç yardım ödemedim. Yok. Paradan ziyade yardım kuruluşu vasıtasıyla değil. Yardım kuruluşu kendi oraya isteğini. Gittiğimde haberdar oldu benden. Allah Allah. Onların yani çadırında kaldım. Çok güzel bir şey. Yani buradan diyelim ki otostopla evet. gittin Erzurum'a. Elazığ'a gittim. Elazığ'a pardon. Orada da yardım kuruluşlarına dedin ki ben gönüllü olarak burada hizmet etmek istiyorum. Evet. Onlar da bana kapılarını açtılar. Dediler ki çadırda kaldık kaç gün. Ondan sonra yedik içtik birlikte yeni kişiler tanımış olduk. Neler yaptınız oradaki çalışmalardan bahseder misin? Orada neler yaptık? Çocuklarla oyunlar oynadık. Ondan sonra o kıyafetler falan geliyordu. Evet, gıda ekranda da dönüyor çocuklarla. Burası Şırnak Suriye sınırı. Öyle mi? Çok evet, bu güzel. Çocuklar Suriye sınırındalar. Çok güzel. Bu asker bizim. Çok güzel. Askerlerle fotoğraf çekindik. Burası Yozgat. Şimdi buradaki bütün etkinlik neredeyse Türkiye'de birçok ile gittin. Gittim 52 tane toplam. 52 ile. Evet. Ordulusun 52 evet, ile 52, gittin. Evet 52. Ha, çok güzel. Burası Karaman. Bir geri gelebilir miyiz? Orayı kısa. Yok döner zaten döner. Resimler. Burası sorun. Şırnak. Burası evet. Ünye Vefa Destek Grubu. Orada da çalıştım. Şu Sevdal müdür şu. Evet. Burası Trabzon. Çok güzel. Şimdi bu çalışmalar. Burası Ankara. Ankara evet. Bu çalışmalarında senin kafanda yer eden gerçekten iyi ki gelmişim buraya dediğin bir çalışman anın var mı? Benim için en önemli çalışmam bir Karaman Ermeni'ye gitmiştik. Orada maden kazası olmuştu. Oradaki şehit evet. aile çocuklarına gitmiştik. Evet. Bu beni çok etkilemişti. Yani kalbimde büyük bir acı bırakmıştı. Yani o davanın bir an çözülmesini istiyorum ben. Çünkü çocuklar çok mahcuplar. Öyle bir eve gittik yani dedim içim acıdı öyle bir eve gittiğim için. Evet. Çocuklar, tabii Türkiye gerçeklerini de görüyorsun gittiğin evet, zaman zaten. Evet görüyorum. Ya çocuklar böyle konuşmuyorlar, içine kapalılar, sosyalleşmemişler, park yok. Hani sadece köyde büyümüşler, hiçbir şey öğrenememişler. Okula gidiyor mu? Okul ne kadar olsun? Şimdi evet. uzaktan oldu. Evet. Şimdi daha kötü yaklaşık onların işi. Yaklaşık 2 yıldır eğitimden de uzak çocuklar. Babaları yok, baba sevgisi yok. Evet. Böyle. Bir de beni Karaman'da şey etkilemişti. Şimdi biz gönüllü arkadaşlarımla beraber yuvarlak oluşturup yağ satarım, bal satarım oynuyoruz. Evet, çocuk oyunları. Arka tarafımızda şu arkadaşımız var işte bu evet. Bedensel engelli bir kız. O tek başına bizi seyrediyor. Ya ben dedim artık bir şey yapmalıyım. Onu da aldım. Onu da dahil, onu da dahil lazım. Ettim. Evet. Arabasıyla sürdüm, döndük etrafında. O da benimle beraber çok oldu. Güzel. Öyle işte. Çok güzel. Peki buyurun. Bir de beni şey etkiledi. İşte Elazığ'a gittiğimizde oradaki insanların durumu çok etkiledi. Ya çadırda kalıyorlar. İşte tüpler sıcak ısınamıyorlar. Bir de kış ayıydı. Evet. Ondan sonra o kadar yardım gitti ama yardım dağıtılıyor ama yani insanların artık psikolojik durumu orada bitmişlerdi. Tabii ki tabii. Çocuklar falan bayağı etkilenmişti. Ama sizin gibi böyle gönüllü hiçbir akraba bağı olmayan, yani, memleket bağı dahi olmadan yani il anlamında Karadeniz'den kalkıyorsun. Ben buradan sizi gerçekten tebrik ediyorum. Yani çoğu insana sorsan otostop yapacaksın. Hiç tanımadığın araçlara bineceksin. Buradan kalkacaksın. Erzurum'a gideceksin. Oradaki bir yardım kuruluşuna çalışana diyeceksin ki ben Ordu'dan geldim. Burada gönüllü hizmet etmek istiyorum. Yani bu hem dinimizin gereği tebrik evet. ediyorum. Hem de insan olmanın bir gereği ve sen bunu da yaptığına inanıyorum. Tebrik ediyorum. Buradan ben sosyal medyadan da izledikleri için mesajları okumak istiyorum. Yunus Akbaş selamlarını iletmiş. İbrahim Sobi ağabeyim başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Yunus Bey Akbaş başarılar dilemiş.
Hasan Balcı Bey Ünyeli, kendisi gerçekten Ünye sevdalısı. Bugün zaten İlker Bey ile konuşurken size özel teşekkürüm olacak Hasan Bey. Hayırlı yayınlar, konuğunuz ve sizlere selam ve sevgiler demiş. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bekir Şimşek Başkanımız izliyor bizi. Hürmetlerimizi iletiyorum. Evet, Cemalettin Güneş köylümdür, kıymetli büyüğümüzdür. Teşekkür ederim. Nevra Arslan Hanımefendi gerçekten Ünye'nin kıymetli değeridir. Sanat tarihi bilimi uzmanı. Her durumda gönüllü olmanın güzelliklerini, Habitat Derneği'nde de şey diyor. Evet, katkılarını ve etkilerini açıklıyor aslında diyor. Aslında çok doğru söylüyor. Yunus Engin Ürütürk, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Selamlarını iletmiş. Benim arkadaşım. Çok güzel. Şimdi ben Mustafa'yı neden konuk aldım? Şu sebepten. Ülkemiz, kentimiz, köyümüz, şehrimiz, mahallemiz bir gün mutlaka bir sıkıntıyla karşılaşacak. Yani insanoğlu her zaman yaşar, büyür, ölür ama bu süreç çerçevesinde de bazı doğa olaylarıyla, bazı olağanüstü olaylarla, beklenmedik insandan kaynaklı olaylarla büyük felaketler yaşayabilir. Evet. İşte bu tür felaketlerde mesela sağlıkçılarımızı gördük. Evet. Askerlerimizi gördük. Sizin de katıldığınız vefa destek grubunu gördük. Evet. Şimdi neyi gördük burada? İnsanlar sokakta hastalık var diye evine kaçarken siz sokaklara çıkıp insanlara yardım ettiniz. Evet, evet. İşte bu şeyi, duyguyu yaşamak için, bu duyguyu kalbe yerleştirmek için önce insan olmak gerekiyor. Sadece insan olmak yetmiyor, o duyguyu hissetmek, yani empati yapmak gerekiyor. Ben seni bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten gençlik olarak Ünye için ben gururlandığımı belirtmek istiyorum. Niye? Bu heyecanınız var ve şu an diyelim ki bir Uşak'ta, Aydın'da ya da Antalya'da ya da Edirne'de bir felaket olsa gene aynen gidip de yardıma evet, koşar gideceğim, mısın? Gideceğim, evet. Yani, mesela İzmir'e çok gitmek istedim ama koronavirüs oldum o ara, gidemedim. İzmir'de ha, hasta olduğunuz evet, halde yoksa COVID gidecektiniz. Oldum. Gidecektim. Çok hatta güzel. Bulmuştum, böyle yol konaklama karşılayan bir yer bulmuştum. Habitat Derneği diye. Onlarla beraber gidecektim ama işte koronavirüs geçirimli olay gidemedim. Evet, Yunus Akbaş hayırlı yayınlar dileklerimle, gençlik sizinle gurur duyuyor demiş. Başarılar dilemiş. Teşekkürler Yunus Bey. Nevra Arslan Hanımefendi, Mustafa Bey ile yüz yüze tanışmak isteriz. Habitat Derneği'nin evet, Habitat, o da gönüllü. Ben de kontrol, ben de eğitmeye ile gideyim. Bağı var sanıyorum. Habitat kardeşler olarak bir araya gelelim ve tanış olalım demiş. Olur. Biz de aracı oluruz Nevra Hanım. İlginize teşekkür ederim. Bir de benim bir anım buyurun, daha buyurun, var. Buyurun, onu çok anlatmak güzel isterim. Trabzon'da meydanı var. Büyük. Orada oturuyorum. Evet. Polonyalı biri gelmiş. Böyle sırtında çantası. Gezgin. Şeyden gelmiş. Polonya'dan böyle geze geze Türkiye'ye girmiş. Yürüyerek geziyor. Ya yürüyerek geziyor. Otostopla geziyor. Evet. Dedim nasılsın? Hello. My name is Mustafa falan işte öyle girdik. Çok güzel. Kabaca çok İngilizcemle. Çok güzel. Çok. I will go to Batum dedim. Batum'a gideceğim dedim. Evet. O dedi yes. Of course. Tabii ki dedi. Ondan sonra işte otostopla onunla beraber Batum'a gittik. Polonya'da İngilizce. İngilizce bilim. Allah Allah. Yani Trabzon'da tanıştık. Beraber Batum'a gittiniz. Batum'a gittik. Hatta onun çadırında kaldık. Orada Batum'da en ünlü bir şey var. Bar gibi bir yer var. Evet. Onun hemen kıyısında bir ünlü bir sahili var Batum'un. Orada evet, kaldık. Çok onun güzel çadırında kaldık. Yani şimdi geri o nasıl arkadaş, döndün oradan? Geri otostopla döndüm. Yine aynı şekilde tek olarak geri döndüm. Geri döndüm. O gitti, devam etti. O şeye gidecekti. Tiflis'e doğru gidecekti. O evet, Türk geziyor yani. Dünyayı gezmek istiyormuş. Hayali oymuş. Çok güzel. İşte ben okuldan dolayı geri gelmek zorunda kaldım. Yoksa onunla beraber Tiflis'e falan da gitmek istiyordum. Şimdi heyecanını çok iyi anlıyorum ve destekliyorum ve tebrik ediyorum. Ama önce eğitim, yani eğitiminden kalan zamanda bu tür değerlere fırsat ver. Benim sana bir ağabey olarak tavsiyem, çünkü geleceğimiz eğitimde Mustafa, yani eğitim olmazsa görüyoruz. Evet. Şu an bazı aksaklıklar var ülkemizde. Liyakat, ahlak ve eğitimin eksikliğinin sonucu yani bunlar. Mesela ben işte bu anlamda eğitim çok önemli. Liyakata büyük önem veriyorum. Çünkü liyakat olmadan hiçbir şey olmuyor. Peki şöyle bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Mesela genç ve heyecanlı bir kardeşimizsiniz. Bu anlamda mesela Ünye'miz, ben de mücadele ediyorum hem şahsım hem derneğim için, dernekle beraber, dernek üyelerimizle beraber Ünye'mizin daha yaşanılabilir, daha mutlu bir şehir olsun, daha güzel, daha kaliteli ve daha nitelikli bir yer olsun diye mücadele ediyoruz. Evet. Ve bunda da en büyük gücümüz bana göre siz gençlersiniz. Çünkü bizden önceki gençler
büyüdü, bize emanet etti. Biz de ömrümüz olursa sizlere emanet edeceğiz. Ama neyi emanet edeceğiz? Doğamızı yaşanılabilir emanet edeceğiz. Sahilimizi. Şehrimizi yaşanılabilir ve mutlu emanet edeceğiz. Şehrimizi öyle bir emanet edeceğiz ki her yıl bir şey yapmak zorunda kalmayacaksınız siz. Bizim yaptıklarımızın üzerine koymak için uğraşacaksınız. Bozup yeniden yapmak için değil. Bu inisiyatifle devretmek istiyoruz. Bu anlamda ünyemizle alakalı bir genç gözüyle, yani sizin gözünüzde ünye bir hak ettiği yerde mi? İki, gerçekten hak ettiği şekilde yaşıyor mu? Üç, sen olsan hayalin ne olurdu ünye ile ilgili? Şimdi şöyle, ben bir şey, ondan önce bir şey söylemek buyurun istiyorum. Ya şimdi liyakat bence çok önemli. Yani iş kesinlikle iş ehline verilmeli diye düşünüyorum. Evet. Mesela şimdi müdürlerimiz var. Evet. Kurum müdürleri. Yani kurum müdürleri tam okumuş, anlamış ama ya mesela sosyal hizmetler müdürlüğünde çalışan bir hiç sosyal etkinlik yapmamış, hiçbir sosyal aktivite yakalamıyor. Nasıl müdür olabiliyor? Ben bunu hala daha çözemiyorum yani. Böyle yönetemiyorlar. Yani size göre sosyal hizmetler etkinlik mi yapmalı? Ya sosyal hizmetler, ne yapmalı? Yani sosyal hizmet müdürü yani inmeli, halkı karışmalı, ondan sonra insanlarla sohbet etmeli, konuşmalı. Yani sahada olmalı. Sahada olmalı. O aynen anlamda masada, öyle bir fikriniz var. Aynen. Şeyde olmamalı yani, koltukta olmamalı. Aslında gerçekten genel anlamda da ben de biraz ondan şikayetçiyim. Yani şehri yönetmek, temsil etmek sadece bir yerde oturmak değil, şehrin her tarafına adım atmak, gezmek, yani, yerinde görmek ve yani yerinde tahlil etmektir. Ben de aynı fikirdeyim. Bu arada Yunus Bey, Yunus Akbaş, Mustafa kardeşime çalışmalarından dolayı başarılar dilerim demiş. Teşekkürler. Mustafa Işık Beyefendi izliyor bizi. Başarılar başkanım demiş. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Şimdi şu sorumu özellikle cevaplamanızı tamam ve sonrasında da programımızı, ikinci konuğum var bugün gerçekten. Çok kıymetli bir etkinliğe katıldı İlker Çorbacı sanatçımız. Biraz sonra onu konuk alacağım ve izleyenlerden de bugünle ilgili de özel bilgiler vereceğim. Şimdi şunu istiyorum. Biz şimdi gerçekten bizim ünye ile ilgili bir hayalimiz vardı benim şahsım adına. Neydi? Ünye turizm şehri diye iddia ediyoruz. Ama turizm şehrinin yanında da sanayi de olsun, diğer çalışmalar da olsun, ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Ama öncelikle turizm şehri demek yaşayan insanın da şehirde mutlu olması demek. Evet. Yani turizm denince şu algılanmalı. Turizm eşittir parası olana hizmet etmek. Böyle o dönem bitti. Bundan 15 yıl önce aynı fikre sahiptik. Ama öyle bir dünya değişti ki buradan da arada açıklıyorum, şimdi de açıklayayım. Turizm demek benim veya senin buradan kalkıp evine gitmen dahi bir turizm hareketi. Giderken yaptığın en ufak bir alışveriş turizm alışverişi. Yani artık tanımlar değişti, dünya değiştiği için. İşte bu anlamda senin gözünde ünyenin eksiği ne sence? Yani öyle bir eksik görüyor musun ünyede? Ya ünye şöyle, ünye çok avantajlı bir yer. Evet. Denizi var, evet, kumu var, ondan sonra mimarisi var, sanatı var, çok kültürü güzel var, sence, tarihi var. Sence bu değerlendirilebiliyor mu? Bir eleştiri yapmak istesen. Ya bence değerlendirilemiyor. Çünkü ünyenin tanıtımı yapılmıyor. Mesela bir neden ünye bir şey olmasın? Neden bir Bodrum gibi olmasın ünye? Neden bir Batum olmasın? Neden olmasın? Çok güzel. Tabii ki olabilir. Dahası da olabilir. Yani çünkü her kesinlikle şey, mesela siz şeyle ilgileniyorsunuz, faydalı kum. Evet. Mesela kum kurmayı havuzları yapılsın. Evet. Kum otelleri oluşturulsun. Neden oluşturulmasın? Bunun örnekleri var. Var. Evet. Başka neler düşünürsünüz, ne fikirleriniz mesela olabilir? Mesela bu sene Yunus Emre yılı. Evet, çok güzel. Yunus Emre yazarlık kampı yapılabilir. Gençler buraya Türkiye'den çağrılabilir, davet edilebilir. Yunus Emre'nin türbesini ziyaret edebilirler. Bunlarla festival olabilir, Yunus Emre festivalleri. Eskiden oluyordu. Şimdi evet, pandemiden dolayı ertelendi galiba. Artık pandemi yavaşlamaya başladı çok şükür. Yani atlatmak üzereyiz. Ama şunu bir daha tekrarlamanızı istiyorum ve içini de açmanızı istiyorum. Yazarlık kampı. Yani aslında Cumhurbaşkanlığı da 2021 yılını Türk Dili ve Yunus Emre yılı ilan etti. Evet. Bu da ünye için çok büyük bir fırsat. Ben bir turizmci olarak, bir ünyeli olarak ve Yunus Emre'nin mekanlarından birinin ünyede olduğunu bilerek ünye için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Aynen. Ama bunun şu an iyi yönetilemediğini de düşünüyorum. Evet. Yani bunu da buradan deklare ediyorum. Evet. Ama çok güzel bir şey söyledin Mustafa. Yani yazarlık. Evet. Neden? Yunus Emre zaten bir bizim halk şairimiz. Kesinlikle. Halk şeyimiz böyle. Halk musikimiz, sanatçımız gibi bir şey. Yani bizim bir değerimiz. Manevi bir değerimiz. Manevi evet değerimiz.
Onu yüksekte tutmamız lazım. Bunun için de bir yazarlık kampı yapılsa Ünye'de. Şu Yunus Emre var, kamp alanı var mesela. Şimdi söyleyecektim. Çınar Suyu'nda böyle bir kamp yapılabilir. Yani gençler zaman mesela, geçmiş değil. Çok çok güzel bir öneri. Ben bunun üzerine duracağım. Bununla ilgili de çalışma yapılması için Yunus Emre yazarlık kampı. Yazarlık kampı. Yani burada Yunus Emre'yi hem İkametgahını gezecekler, hem şehri gezecekler. Evet. Neden Ünye'de olduğu ile ilgili mesela Yunus Emre Derneğimiz var bizim buradan. Evet. Anlatsın Yaşar mesela Argan, Yaşar Argan Bey. Evet, Yaşar Argan Beyefendi'ye de buradan teşekkür ediyorum. Mücadele ediyorlar. Bu anlamda onun da önderliğinde böyle bir kampta Çınar Suyu'nda evlerimiz de var bizim. Evet, Milli Eğitim, bungalovlar. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte belki bakanlığımıza çağrı açarak her ilden bir öğrenci davet ederek de bu yapılabilir. Ve burada şunu söylenmesin. Yani pandemi bu bir gerekçe değil. Ben şu dakikadan itibaren pandeminin gerekçe gösterilmesini görevden kaçmak, bir şey yapmaktan kaçmak, zaman kazanmak olarak yorumluyorum. Çünkü dünya dönüyor Mustafa. Evet. Yani biz şurada konuşurken şu an dünyada milyonlarca olaylar oluyor. Milyonlarca değerler kazanılıyor, değerler kaybediliyor. Yani beklemek hiçbir zaman doğru değil. Her şartta, mesela ben buradan minnetle anıyorum Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı. Savaş halindeyiz, her yerimiz işgal edilmiş. Biz teslim olalım deseydi biz şu an burada olmazdık. Aynen, burada olmazdık. Ama o ne yaptı? O şartların en kötü anında bile ayağa kalktı ve ayağa kaldırdı. Dik durdu, dik durdu. Bir ülkeyi, bir vatanı ayağa kaldırdı. Evet. Ve bizim ona buradan, sadece buradan değil, her elimizi açtığımızda minnetle dua etmemiz lazım. Hem şehitlerimize ve en başta ben, Gazi Mustafa Kemal'e. Ankara'ya her gittiğimde orayı ziyaret ediyorum. Ankara'ya 10 defa gittim. Çok önemli. Hatta şöyle bir proje dahi yapılabilir. Gazi Mustafa Kemal'in Anıtkabir'in ziyaretine gitmeyen öğrenciler için tur düzenleyelim. Ya, Çanakkale için, Çanakkale bizim en önemli noktamız olmalı. Evet. Şimdi neden? Japonya'ya baktığınızda işte bu manevi değerlerine sahip çıktığı için ileriye bakabildi. İşte biz ne yapıyoruz? Maalesef arada sırada bir tane çatlak ses çıkıyor. Yani o sesleri kesmek için en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle Adnan Bey, ben şöyle bir şey anlatmak istiyorum kısaca. Buyurun. Ben orduya ilk defa lise hayatımda gittim. Onu da götürdü bizi. Lise hocalarım götürdü. Üniversite gezme. Zaten üniversiteyi gezdikten sonra benim üniversite okuma hayalim ortaya çıktı. İşte bak ne kadar güzel bir şey söyledin. Gittim oradaki ortamı gördüm. Hocaları tanıdım. Dedin ki ben üniversite okumalıyım. Ya ben o öğrenciler orada sohbet ederken, orada gitar çalarken, orada resim yaparken dedim ki biz Ünye'de yaşamıyoruz dedim. Ben de dedim yapmalıyım. Küçük şehirlerden büyük hayallere dedim. Çok güzel üniversite bir slogan. Üniversite sınavına asıldım. Evet. Asıldım işte, kazandım. Öyle çok gittim, güzel. Trabzon'da okudum. Bir de Türkiye'yi gezdim. Ya, iki şehre gittim ya. Hiç para ödemedim ya. Hiç 0 lira, hiç cebimden hiç para çıkmadı. 0 lirayla gezdim. Çok güzel. En lüks otellerde kaldım. Uçaklarla gittim. Otobüslerle gittim, trenle gittim. Mesela business'a bindim şeydi. Eskişehir Ankara arasında. Evet. Business. Trenle geldim. Hiç parasını ödemedim ya. Business'ta gittim. Çok güzel. Evet, bu akşam gerçekten hem insani yardım gönüllüsü olarak bizim tanıdığımız ama hayallerinin de ufuklarının da iyi niyetli olduğunu, güzel olduğunu ve dünya, geleceğe de umutla baktığını gördük. Bu Mustafa Dalgıç sadece kendi başına olan bir kişilik değil, Ünye'mizin geleceğini temsil eden bir gencimiz. Bu anlamda gerçekten programımda yer verdiğim için de ben mutlu oldum. Evet, sonsuz olarak da döneceğim size. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sivil Toplumun Sesi programı Mustafa gibi diğer Ayşeler, Fatmalar, Hasanlar, Hüseyinler, ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben de bir hayalimi paylaşmak istiyorum. Ben de bir sanatımı paylaşmak istiyorum. Ben de bir düşüncemi anlatmak istiyorum diyen bütün genç kardeşlerimize 7'den 70'e, 70'teki de gençtir çünkü 70'in üstündekine göre gençtir. 70'in altındaki de ona göre gençtir. Yani bu anlamda yaş sınırı tanımıyorum. Bu programda herkese yer vereceğimi söylüyorum. Çünkü bu kararı şimdi verdim Mustafa. Senin bu heyecanını gördüm. Senin bu hevesini gördüm. Senin bu hayallerini gördüm. Ve en önemlisi de gerçekten bahsettiğin gibi bak Yunus Emre'yi sahiplendiğini gördüm. Evet. Ne dedin? Yunus Emre yazarlık kampı dedin.
Mesela i̇şte, o yazarlık kampına gelenlere geleneksel oyunlarımızı öğretebiliriz. Tabii ki. Çuval yarışı, yumurta taşıma. Kesinlikle. Mesela dilek balonları uçurabiliriz. Çok doğru. Çünkü bunlar unutulma. Halat çekme. Bunlar unutulmaması lazım. Heyecanları yaşamak ve yaşatmak lazım. Bu anlamda ben ikinci konuğum için vaktim de geliyor. Ben buradan rejime sesleniyorum. İlker Çorbacı sanatçımızın da hazırlanmasını. Gelirken bana da çay getirmesini rica ediyorum. Şimdi ben son söz olarak sana son sözü vermek istiyorum. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum. Ben artık gençlerin bir yerlerde olmasını istiyorum. Ya işsiz gençler olmasın istiyorum. Ya işsiz olmasın. Bir dakika şunu söyleyeyim ben. Mesela ben aynı zamanda derneğim başkanlığını yaptım. Ünye Turizm Derneği'ni de diğer sivil toplum kuruluşlarında da gençlerimizin hangisinde olmak istedikleri derken fikrimi işte turizmle ilgili sunmak istiyorum. Kapımız açık. Kent konseyimiz var. Gençlik meclisi evet. var. Kent konseyinin Kızılay'ımız var. El ele derneği var. Evet, el ele derneğimiz var. Yani gençlerin hem enerjilerini atabilecekleri, hem heyecanlarını yaşayabilecekleri, hem de bir şeyler yapmak için yani yola çıkabilecekleri çok alanlarımız Ünye'de var. Ünye'de tarih, arkeolog, sanat tarihi okuyan biri mesela sizin derneğinize gelebilir. Yani o da kendini geliştirir. Kesinlikle, kesinlikle ve o anlamda da zaten ben buradan Nevra Arslan hanımefendiyi bir daha anmak istiyorum. Ünye'miz için çok heyecanlı ve önemli bir değer. Ve son söz olarak ben buradan bir iki yorum daha okuyayım. İskender Işık, başarılar başkanım demiş, teşekkür ederim. Yunus Akbaş tebriklerini iletmiş. Yunus Emre'mizi sahiplendiğinden ötürü Mustafa kardeşime teşekkür ederim demiş. Bir o kadar da ben teşekkür ediyorum ve bu önerinizi ben tebrik ediyorum. Çok güzel. Bitirmek anlamında programda son söz olarak bir dahaki gene programa almak şartıyla seni uğurlamak istiyorum. Ne dersin? Ben şöyle diyorum. Gençler artık yüksek kademeli yerlerde görev almasını istiyorum. Çok güzel. Belediye başkanının danışmanı neden bir genç olması? Genç fikirler, yeni fikirler, yeni beyinler demektir. Çok güzel, çok güzel. Evet. Mesela ben Hüseyin Tavlu'nun neden bir danışmanı olmayayım? Ya da bir kaymakamın danışmanı olmayayım? Ya da bir sivil toplumda çalışan birinin danışmanı olmayayım? Benim şimdiki hedefim bizim vali danışmanı olmak. Hedefim çok bu. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Çünkü sivil toplum danışmanlarına ihtiyacımız var. Gençlerimiz artık TikTok'tur, Facebook'tur, Instagram'dır. Kötü yollara gidiyorlar. Mesela dün akşam TikTok'u izleyeyim dedim. Lubunya diye bir şey çıkartmışlar. Erkekler kadınlara dönüyor. Garip garip şeyler. LGBT falan bir sürü. Evet, maalesef. İşte bunlardan uzaklaşmak için yani sen şunu diyorsun. Gençleri sahaya çekin. Sahaya çekin. Aynen. Tamam. Gençlere artık bir yol açın. Yol açın. Gençlere bir yol açılsın. Çok teşekkür ederim. Ben bu akşam gerçekten Mustafa Akbaş kardeşimizi tanıyordum ama bu kadar da heyecanlı ve hevesli olduğunu bilmiyordum. Ben bir şey daha söyleyeyim mi? Tebrik ediyorum. Tabii buyur, buyur. Ben Adem Atik'le bir toplantımız oldu bundan bir 10 gün önce falan. Evet. Dedi ki orada, iyi niyetli yaptığınız zaman her iş sizin elinize geliyor. Şu an kendim hem okuyorum hem çalışıyorum. Maaşlı bir işte, sigortalı bir işte çalışıyorum. Çok güzel. Bundan önce Kızılay'da çalıştım. Evet. Şu an bir vakıfta proje asistanı olarak çalışıyorum. Evet, ben çok kendim. Güzel, çok güzel. Hem okuyup hem çalışandım yani. İşsizlik sorunu çekmiyorum. Yani aslında işsizlik yok. Yok. Ya, yeter ki iste. Gençler sahaya insinler. Yeter ki iyi çok niyetli güzel. Olsunlar. Gönüllü olsunlar. İnsanlara faydalı, hayvanlara faydalı olsunlar. Çok güzel. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela şimdi kadın cinayetlerimiz arttı. Maalesef. Ünye'de neden bir ilk kadın kafesi olmasın, danışma, psikologların olduğu. Ondan sonra mesela hani erkekle kadın çocuklarını birleştireceği zaman o kafeye gelsinler. O kafede çocuklarını birleştirsinler. Hem psikolojik hem çocuğun faydalı olur. Evet, güzel bir fikir. Ben projede yazıyorum. Şu an bir tane projem var. 28.500 TL kabul edilmiş. Çok güzel. Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili. Büyükşehir'le beraber mi yapıyorsunuz? Yok, etkiniz insan hakları izleme diye Avrupa Birliği'nin bir şeyi var. Onunla başvurmuştum ben kendim adına. Kabul edildi. Kabul edildi. Peki amacı ne o projenin? Yani nereye varacaksın onun sonucu itibariyle? Mevsim tarım işçileri buraya geliyor ya. Mesela onlar ne hak ihlalleri var burada? İşte mesela dini yönden rahatlar mı? Sosyal yani kaldıkları yerler anlamında. Sosyal yönden rahatlar mı? Çok güzel. Kültürel anlamda kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Mesela burada Ünye'de şey var mesela fındıkçılar arasında. Yemyesini keselim. Onlar Kürt. Onlar
doldu. Yo, o manada olacağını sanmıyorum da insanlar maalesef bazen yanlış yapabiliyorlar. Onu çoğula yaymaya gerek yok. Bu anlamda ben sana tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten tamam. Güzel bir heyecanını bizimle paylaştın. Bir dahaki heyecanlarını paylaştırmak üzere ekranlarımızda, masamızda sizlere açık. Ben bu akşam gerçekten heyecanlı ve geleceği parlak bir gencimizi ağırladığımdan çok memnun oldum. Bu anlamda Mustafa kardeşimize başarılar diliyorum sivil hayatında. Ve bundan sonraki konuğum da gerçekten bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir Ünyeli sanatçımızı 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'da ağırlandı. Sanatını, elindeki değerlerini, kafasındaki fikirlerini, hayallerini, Ünye'yi resmettiği tablolarını, geri dönüşümden yaptığı tabloları gerçekten Samsun'da, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine Samsun'da sergileyen, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gerçekten takdirle karşıladığı sanatçımızı, aynı zamanda da Ünted Genel Sekreterimiz İlker Çorbacı Beyefendi'yi ben buraya davet ettim. Özellikle o da yeni geldi. Bu anlamda gerçekten ben kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Neden? Çünkü İlker Bey sadece orada bir sanatçı olarak değil, bir Ünye'nin değeri, bir ordunun değeri olarak bizleri temsil etti. Aynı zamanda dünyada tek olan, yani bunun kurucusu tarafından da bunun deklare edildiği geri dönüşümden rölyef sanatını Samsun'dan görülerek Samsun'a davet edildi ve bu etkinlik kapsamında da şu an İlker Bey de yanımıza geldi. Ben buradan bunu özellikle göstermek istiyorum. Şöyle koyayım ve ekranda durması için de İlker Bey'in yanında dursun, biraz sonra çıkabilir. Yani böyle bir sanatı Samsun görebiliyorsa neden Ünye görmesin, neden Ordu Büyükşehir Belediyesi görmesin? Ve aynı zamanda da biraz sonra İlker Bey de bahseder. Siyanar'daki fuarda gerçekten İlker Bey'in onure edildiği bir şekilde ağırlanılmasının sağlanması neden yapılmasın? Bu anlamda ben konuğum da yanıma gelmişken konuğumu da buradan sizlere anlatmak istiyorum. Evet, Ünted Genel Sekreteri ve aynı zamanda da daha kıymetli kimliği olan rölyef sanatçımız İlker Çorbacı, hoş geldiniz demek istiyorum size. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Bu güzel sözlerinizden ötürü çok teşekkür ederim. Mahcup ediyorsunuz. Yok, maharet iltifata tabidir. Teşekkür ederim. Sizin böyle bir maharetiniz olmasa emin olun böyle bir cümleler aklımıza gelmezdi. Yani bizi ilhama getirdiniz, onu söyleyeyim ben. Teşekkür ederim. Ben gerçekten tekrar etmek istiyorum. İlker Çorbacı hep anlatırdık, birçok kez de konuğumuz oldu. Ama bugün ben gururla davet ettim. Özellikle de ısrar ettim yorgun olmasına rağmen. Çünkü sabah 8'de Samsun Büyükşehir Belediyesi özel araçla Ünye'den aldı. Samsun'a götürdü eserlerini, sanat eserlerini özel alanda sergiledi ve bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu etkinliğin onur konuğuydu. Onur sanatını sergiledi. Bu bize hem onur verdi hem de gurur verdi. Ben buradan İlker Bey'e bugünü kısaca anlatmasını rica ediyorum. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için bize. Buradan da sayın hemşerilerimize ve dinleyenlerimize bir merhaba demek istiyorum. Bugün günümüz şöyle geçti. Yani iki tane sergi yaptık aslında bugün. Bugün hem Ünye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ünye Halk Eğitim Müfredatı'nda bir sergimiz oldu. Refik Saydam Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda oraya bir bölümünü götürdüm, yaptığım eserlerin. Daha farklı ve çeşitlerini götürdüm oraya. Orada eşim ve çocuğumu bıraktım. Diğer kalan 10 küsür tane tabloyu da Samsun Belediyesi'ne götürdük. Sabahtan almaya geldiler dediğiniz gibi. Gittik. O tabii ilk defa gidiyorum Samsun'a. Bir heyecanım da vardı. Acaba nasıl olacak, nasıl geçecek gibisinden gittiğimizde orada bizi çok güzel karşıladılar. Yerimizi gösterdiler. Atakum Sanat Merkezi'nde büyük şehire ait olan.
dizdik, beklemeye başladık. Ondan sonra yavaş yavaş insanların gelmeye başladığı dönemde işte mesela işte STK'ların, oradaki STK'ların başkanları ve kadınlar, Tema Vakfı gönüllüleri geldi. Yani öyle o kadar çok ilgi ve alaka oldu ki yani teşekkür ediyorlar, teşekkür, biz böyle bir şey görmedik. Çok hani üyeliler buna aşina, yani gördüler, çok gördü. Onlar da ilk defa görüyorlar. Evet. Bundan evvelki senelerde de aslında benim ismim geçmiş orada. Onu da yeni çok güzel öğrendim. Çok güzel. Mesela geçen sene dedi yani oradaki çevre ve daire başkanımız dedi. Şöyle dedi, sizi dedi geçen sene de biz çağıracaktık dedi. Ama dedi siz dedi tavsiye ettiler dedi bir bayan. Ve dedi dolaylı yönde işte bu Rönesans Holding'in önemli çalışanlarından mıyız? Yani üst düzeylerinden bir tanesi de Sinan Bey olsa gerek ismini unuttum. Gökhan Bey pardon. Evet. Onun da sizin isminin altını çizmesiyle beraber dedi. Bu sene dedi sizi dedi ısrarla dedi istedik dedi ki 8-9 aydan beri bir temastalardı benimle zaten. Çok memnun kaldılar ve Sayın Başkanımız Mustafa Demir Bey eski bakanlarımızdan spor evet. ve gençlik spor bakanıydı. Çok hayran kaldılar, çok teşekkür ettiler ve biz de onların bize ve sanatımıza gösterdiği ilgi ve alakadan ben de çok onur duydum bir ünyeli olarak. Yani harikaydı yani bütün daire başkanları, il gençlik işte merkezlerin başkanı, o da bir orduluymuş, onunla da tanıştık. Çok güzel. Dedi yani Samsun'da gelip bunu dedi vermez misiniz dedi bize de vesaire, değişik projelere açık insanlar ve Samsun Büyükşehir'de şunu gördüm takdir ettiğim çöpü dönüştürmüşler. Bundan enerji üretiyorlar, birçok yer yapıyor. Gübresinden çiçek yetiştiriyorlar ve hani ben diyordum ya işte, bir sıfır atık müzesi açsak, onlar açmışlar. Çok güzel. Kesinlikle açmışlar. Yani buradaki hayalinizi onlar yapmışlar. Kesinlikle. Ki ben kaç seneden beri söylüyorum evet, bunu. Evet, maalesef. Onlar da daha yeni yeni yapıyorlar. İşte eski elektronikleri alıp gibi işte bir şeyler, işte onun bir trendi var, Avrupa'da yapılıyor. Bunları tamir edip işte yeniden işte bu kafeye koymak gibi bir kafalarında proje vardı. Ben biraz daha değişik fikirler verdim onlara. Hani dedim olmayan bir şey ve dedim hani çok da ilgi çeker, dünyada bir ilk olacak dedim. Anlattım. Fikirlerimin yer bulduğu ve karşılık bulduğu çok güzel, yani harika bir gün geçti. Nevra Hanım, sanat tarihi uzmanımız Nevra Hanım da bizi evet. bana eşlik etti. O da çok memnun kalan, tamam yorulduk vesaire ama inanın ki çok tatlı bir yorgunluk bu. Gördüğümüz ilgi alaka müthişti. Evet. Hala sarhoşluğa gitmedi yani, öyle çok söyleyebilirim. Güzel. Evet, biraz önceki konuyla alakalı Nevra Hanım güzel bir pencere açmış, ben onu bahsedeyim. Buyurun. Mustafa ile konuştuğumuzda kadın cinayetleri için kadınlara yönelik kafe ve otobüs yaklaşımını cinsiyetçi buluyorum. Kadınlar erkeklerden saklanmamalı, erkekler kendilerini geliştirmeli. Buna katılıyorum. Kesinlikle. Erkeklere yönelik psikolojik danışma merkezleri açılmalı. Lütfen bu konuda yaklaşımlar, farklılıklar katın diyor. Çok doğru Nevra Hanım. Kesinlikle. Evet, Ali Gürel Beyefendi bizi izliyor. Mehmet Kızaklı bizi izliyor. Hasan Balcı Beyefendi. Bir saniye lütfen, özür dilerim. Evet, İlker Bey'e veriyorum sözü bu anlamda. Bugün daire başkanları ve başkan bey de oradayken de bir dedi İlker Bey siz misiniz dedi. Evet dedim, çok şaşırdım ve çok hoş bir sürpriz yaptı Hasan Balcı Bey. Bir çiçek gönderdi, çiçek sepetinden. Çok güzel. Serginiz hayırlı olsun hemşerim, başarılı çalışmanızın devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Çok incesiniz, çok naif bir hareket oldu. Asla bunu unutmayacağım. Var olur. Zaten bir de gelmiş sergiye. Ben hep Hasan Bey'in mesajlarını okurken ünye sevdalısı demiştim. Ben gözlerim aradı ama göremedim yok, bir türlü. Yok yok. Siz ayrıldıktan sonra gelmiş. Ha öyle mi? Saat 16'dan sonra gelmiş. Sizin ayrıldığınızı öğrenince üzülmüş ya, gerçekten. Yani buluşamadığım için üzgünüm diyor. Samsun'umda sanatını sergileyen ünyeli hemşerimi yürekten tebrik ederim. Çok keşke bu sergi hafta sonu olsaydı.
Keşke. Aslında program hafta sonuydu. Pandemiden dolayı öne alındı. Pandemiden dolayı evet öyle bir evet. programlandı. Ondan da vazgeçilmedi. Değerli sanatçımız İlker Bey'e ve size sonsuz sevgilerimi diler. İyi yayınlar dilerim demiş. Ben buradan Hasan Bey'e gerçekten yani bu evet sizin çiçeğinizde bu sergiyi biz birkaç gün önceden ifşa etmiştik. Hem basın yoluyla evet. hem de sosyal medya üzerinden. Gönül isterdi ki sizin naifliğinizi bizi yönetenlerin yapmasını gönlüm arzu ederdi. Bize de gurur verirdi. Ama bence siz onları temsil ettiniz. İlker Bey ünyemizi, ordumuzu ve sanatını en iyi şekilde temsil etti. Siz de bu inceliğinizle bir ünyelinin ne kadar naif olduğunu da ispatlamış oldunuz. Bunun evet. ispata gereği yok ama siz bunu canlandırmış oldunuz. Ben Hasan Bey'e, Hasan Balcı Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Evet. İsa Türk Bey gerçekten Akkuş Tuzak ve Çevre Köyleri Dernek Başkanımız. Başkanım hayırlı yayınlar. İlker hocama selamlar demiş. Aleykümselam. Merhabalar biz başkanım. De kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Mehmet Kızaklı evet bir ünye sevdalısı da Samsun'dan değil çok çok uzaklarda Kazakistan'da. Selam olsun ve orada ünye adını yazdıran bir ünye sevdalısı. Ben Mehmet evet. Bey'i buradan yürekten tebrik ediyorum. Her programda da bunu deklare ediyorum. Çok güzel. Buraya geldiğinde Fahri Turizm Elçisi evet. ödülünü vereceğim size Mehmet Kesinlikle. Bey. Buna emin olun. Evet. Bir turizm derneği başkanı olarak. Hayırlı akşamlar, güzel yayınlar diliyorum demiş. Arkanızdaki ünye resminin aynısı benim burada kafemde var demiş. Gerçekten birkaç daha yürekten tebrik ediyorum. Devrim Karanfil kardeşim de selamlar demiş. Teşekkür ederim. Evet bugün çok özel bir gün. Hem şahsım adına hem derneğim adına hem ünye hem de ordu adına. Çünkü dünyanın kutladığı ve dönüşü olmayan bir yola girdiği bu zamanda dönüşün de dönüşümün de geri dönüşümde olduğunun ispatı evet. olan bir gün bugün. İleri dönüşüm yapıyor. İleri dönüşüm yapılıyor evet. evet. Ve bugünü de bence bir ordulu olarak bir ünyeli olarak taçlandıran isim sanatçımız İlker Bey ile beraberiz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Gerçekten Samsun Büyükşehir Belediyesi sizi keşfetti. Evet. Yani bir arayış içindeydi. Evet. Ve aradığını ünyede buldu. Evet. Bu bizim için büyük bir gurur. Ta İstanbullulardan arıyorlar. Evet. Yani bir araştırma giriyor. Hani biz geri dönüşüm ben bir şeyler yaptırmak istiyorum. İnsanlara farkındalık olsun diye Atakum sahilinden. Yani hikaye aslında bizim hikayemiz burada başlıyor. Evet. Ne yapabiliriz? Ya bunu kim kotarabilir gibisinden yola çıkılıyor. O Gökhan Şahin Bey dediğim o büyük bir firmanın yöneticilerine. Araştırıyorlar belediyeyle beraber. Şinasi Bey'e şey yapıyorlar. Adres alıyorlar. Şinasi Bey de diyor ki hani ben diyor tamam ben kendi çapımca bir şeyler yapıyorum ama dedi bu sizin istediğiniz diyor. İlker Bey var diyor. Çok yaparsa güzel. O yapar diyor. O yapabilir diyor. Efendime söyleyeyim. Oradan şey yapıyor. O şekilde temasa geçiyoruz ama ondan evvel de gene demem gibi oradaki bayan o geri dönüşümlerden bir şey yapan bayan benim ismimi telaffuz etmiş. Yani takip edilen eden birisi muhtemelen. Benim ismimi vermiş oraya 1,5 sene evvelden falan. Efendime söyleyeyim. Bu şekilde yani ondan sonra telefon trafiğimiz başladı. Buraya ne yapabilirsiniz? Ben de kafamdakini söyledim. Hani siz ne görmek istiyorsunuz? Anlattığımda o çerçeveyi çizdiğimde çok hoşlarına gitti. Evet çok güzel olur dedi. Çünkü çizdiğim çerçeve yani bir yerden esinlendiğim bir şey yok. Yani bu tamamen kendi kafamda yarattığım bir sembol olacaktı. Mesaj veren bir yapıt olacak. Yani i̇şte onu bunu, Samsun'da yapacak mısınız? O görüşmeleri yaptınız mı? Ya şimdi onu kağıda dökeceğim, proje haline getirip sunacağım. Onlar da üst makamlarına sunup hani onay almak için bunu bir görselliği ve yazısal olması gerekiyor. Evet. Buna döküp onu şey yapacağım. Ondan sonra daha değişik fikirler arayışlarındaydılar. Yani bunlar daha neler yapabiliriz gibisinden. Birkaç şey daha söyledim. Hatta dedim bunlar dedim size dedim. Zannetmeyin ki dedim cebinizden bir şeyler gider dedim. Çünkü dedim Avrupa Birliği'nin projeleri yani proje kapsamı birliğinin içinde dedim. Türkiye dedim bu fona dedim her sene dedim bir para aktarıyor. Bu paradan parayı almak için de projelerle alabiliyoruz dedim. Ki takdir ederseniz ki dedim bunu dedim geri dönüşüm, çevresel faktörler, art dedim eğitim ve sanat alanlarında dedim birçok yerde proje şey açıyorlar dedim.
bizim dedim, benim dedim projelerim dedim, hep dedim çevresel, doğa, insan yetiştirme yönelik ve sanat içinde olan dedim, hepsi birlikte barındırdığı bu projeler var dedim. Onlar da çok sıcak baktılar bu işe, çünkü onlara da büyük artı katacak, Samsun'a da büyük artı katacak projelerde. Çok memnun oldular. Bundan sonra sık sık görüşeceğimizi, Samsun'a geldiğim zaman devam, hani buyurun mutlaka çayımızı için, sohbetinizi, projelerinizi yani hayata geçirelim. Çok güzel. Evet, ben gerçekten çok memnun oldum. Aynı zamanda buradan sevgili ağabeyime de teşekkür ediyorum. Sizleri evet, yalnız evet, bırakmadı evet. Samsun'da. Ayhan Başkanım'a ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. Yanındaki Erhan Bey'e de çok evet. Teşekkür ederim. Geldiler, ayaklarına sağlık. Beni de çok memnun ettiler. Hani orada yalnız bırakmadılar. Gerçi ilk başta biraz tedirgindim. Hani deplasmanla maça gidersiniz ya. Evet. Ama oraya gittikten sanatçının sonra... Sanatçının deplasmanı olmazmış. Evet. Ama gittikten sonra o sıcak karşılama... takdir edilme, yaptığımız işlerin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu, altları çizmeleri ve teşekkür etmeleri beni çok çok memnun etti. Yani bu verdikleri de anlamlı günde, bu anlamlı plakette çok hoşuma gitti. Kendilerine bir kez daha buradan teşekkür etmek isterim. Evet, gerçekten hani diyoruz ya boyuna, sivil toplumun sesi önemli. Tabii bu sesin amacının kendi değil, kentinin olması gerekiyor. Evet. İşte bu misyonu taşıyan İlker Çorbacı sanatçımız da Ünye, Münyetür, yani Ünye'nin adı geçsin diye sanatın ismini dahi Ünye'nin olduğu bir isimle nitelendirdi. Evet. Aslında bu sadece teşekkür edilecek değil, ödüllendirilecek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu anlamda şunu sormak istiyorum İlker Bey. Buyurun. Bir sanatçı gözüyle bugünkü etkinlikte gördükleriniz, ilgiyi, geri dönüşler, oradaki atmosfer, Sayın Başkan Mustafa Demir'in, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'le ilgi alakasına, sohbetinizdeki sonuca göre sizce Samsun Ordu kıyaslaması yapabilir miyiz? Yaparsak ne olur? Şimdi çok rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü hani biz sadece, yani ben sadece Ordu'yu vesaireyi biliyordum ama oradaki, şimdi baktığımız zaman hani sözde değil ne yapmışlar? Atıklarını, bunları ıslah etmişler. Bunlardan enerji üretiyorlar ve aynı zamanda yanlarında bir sıfır atık müzesi kurmuşlar. Sıfır atık müzesi. Sıfır atık müzesi kurmuşlar. Burada çeşitli atıklardan yapılan objeleri sergiliyorlar ve de sergilemek istiyorlar. Daha çeşitlendirmek istiyorlar. Bunun çıkan kompostunda da bu enerjinin şeyinde, çamurunu da şey yapıp çiçek toprağında değerlendiriyorlar. Efendime söyleyeyim, gene alakalı projeleri var bu sıfır atıkla alakalı. Birçok projelendirmişler ve Sayın Mustafa Demir Başkanım da diyor ki hani Sayın Emine Erdoğan dedi bunu dedi ilk dillendirdiği zaman dedi bu çevresel sıfır atık projesi dedi. İlk geçenlerden, ilk proje üretenlerden il olarak diyor Samsun'dur diyor. Ve de bu işe çevresel ve geri dönüşme çok büyük önem veriyorlar ve değer veriyorlar. Yani bu da Samsun'un önünün açık olduğunu gösteriyor. Benim görüşüm, gençlere önem veriyorlar. Daha kaliteli nasıl yaşanılabilir şehrimizde? Bunu ön planda tutuyorlar. Ama çevresel ve demem gibi bu geri dönüşüm faaliyetlerine sanatı da eklediler bu işe. Bugünden itibaren zannedersem. Büyük önem arz ediyor. Mesela CNR fuarından bahsettim onlara. İşte nasıl geçtiğini falan da sormuşlardı. Nasıl bir ortamın olduğunu sordular. Ben de biraz anlattım. Çok hoşlarına gitti. Bakalım yani önümüzdeki günlerde neler olacak. İkidir CNR erteleniyordu. Bu da benim moralimi olumsuz yönde evet. Çökertmişti. Yani tam geliyor, tam her şeyi hazırladık, bütün hazırlığımızı yaptık. 2-3 gün sonra gideceğiz dedik. Geçen sene Eylül ayında pandemi nedeniyle ertelendi. Tamam eyvallah dedik. Haziran'da bugün ben CNR'da olmalıydım. Evet, bugün CNR'daydınız normalde. Efendim, söyleyeyim. Ondan sonra tam buna da işte bir yani fazla bir vakit, yani bir hafta evvel ertelendiğini duyduk maalesef. Eylül'e kadar. Eylül'de kesin olacağını şey yaptı. Çünkü bu hani çünkü bu işin de sonuna gelindi çünkü. Evet. Şimdi bazı yerlerde işte bunun adına artık bu normal gripmiş gibi artık Independent gibi önemli gazetelerde dünyanın saygın
gazetelerinde artık bunun normal bir grip seyrini alacağını söylemleri artık ön plana çıktı. Çok güzel. Bundan sonraki süreçte ise şunu yazıyor Independent gazetesi. Bundan sonraki süreç çevresel faktörler olacak. Çevrenin ehemmiyeti çok büyük olacak. Bununla alakalı projeler kaldı çok daha ki, ön planda evet, olacak. Marmara Denizi'ndeki kirlilik başlangıcı maalesef. Evet. Çevresel faktörler, çevresel politikalar, çevresel eğitimler, çevresel sanatlar, bunlarla farkındalık yaratan yönetimler, belde ya da ülke vesaire, bunlar ön plana çıkacağı ve ödüllendirileceği, yapmayanlar ise eksi not olacağı bir dönem süreci önümüzdeki dönem bizi bekliyor. Evet. Maalesef. Dünyayı okuduğumuz zaman bu. Evet. Bu yüzden biz yıllardan beri altını çiziyoruz. Daha bu işler, hatırlar mısınız 2016-2017'de ben bunu atıktan yaptığımı şey yapıyorduk. Ya insanlar bunu düzgün anlamaz hani. Çünkü evet, böyle bir şey hazır değillerdi. Kesinlikle. Biz de 20 sene evvelden yapmıştım. O zaman dükkanım vardı. Evet. İşte alıyordum falan. Hanım diyordu ki ya ne yapıyorsun? Bırak diyor. Sen bir esnafsın diyordu. Elleme diyordu. Millet çöpçü zannedecek. Yani atılmış bir şey olarak görülüyor evet, ama evet, şimdi karşımıza dünya sanatı olarak çıktı. Evet, yani i̇şte bir, bunu öngörmek önemli olan. Sanatın yani yeni bir sanat doğuyor diyelim. İnşallah. Doğdu aslında. Sadece biz bunu sorunumuz şu. Tanıtmakla bu bize ait olduğunu işte bu ekranlara boşuna çıkmıyorum. O yüzden çünkü bunun bize ait olduğunu bol bol. Ünye'den doğan bir sanat. Evet. Bunu önce aslında bir eksiğimiz varsa bence Ünye'ye anlatamadık gibi geliyor bana. Bu anlamda. Bu yetkililerle alakalı, yönetimlerle alakalı ama buradan bir kez daha sizin sayenizde Sayın Ümit Hüseyin Güney Kaymakamımıza evet, çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yolda beni cesaretlendirenlerden bir tanesi de kendisidir. Evet. Önümüzü açan sizinle beraber. İlk buluşturduğumuzda Sayın Kaymakamımız çok şaşırmıştı. Evet, oturdu hani o sandalyeye evet, oturup şöyle baktı. Ya dedi Adnan Bey bunu nerede buldun? Kim yapıyor bunu? Evet. Gibisinden o tepkiler çok hoştu. Biz de bilmiyoruz acaba kızdı mı, mutlu mu oldu bilmiyoruz. Hayranlığını gizleyememişti Sayın Kaymakamımız. Evet, evet, gerçi evet, o gün bugündür de desteğini evet, esirgemiyor. Yani o heyecanı bize evet, verdi. Biz de bunu layığına taşımaya çalışıyoruz. Yani Sayın ederiz. Kaymakamımız yarın bugün başka yere gider, vali olur. Yani Ünye'den alıp gider ama. Gönlümüz o yönde tabii ki. İnşallah. Ama hayatımın bir noktasında bu işin kaleme döktüğümüz zaman ya da söyleşi olduğu zaman ne olacak? Ümit Hüseyin Güney Sayın Kaymakamımız beni bu tarihlerde bulup bu yolda cesaretlendiren insanların başında çok her güzel, zaman söyleyeceğim. Çok güzel. Keza sizi öyle, Mustafa abi öyle. Yani bu yolda bu sanatla kim dokunduysa, kim kesiştiyse mutlaka ismi, cismi değişmeden aynı şekilde devam edecektir. Çok güzel. Çünkü evet, bu hikayenin içinde bu var. Evet. Şimdi zaten aslında biraz önce çok güzel ifade ettiniz. İnsanlar dünyayı dönüştürmek için mücadele ediyor. Aslında dönüşmemişti dünya. Dünya evet, yaşıyordu, insanlar kirletti. Şimdi hı, geri döndürmek için mücadele ediyorlar. O kadarına çok emin değilim. Çok maalesef, daha çok bilinçli olduğumuzu. Geçenlerde bir şey okudum bir köşede. Belki siz de görmüşsünüzdür. İnsan ve doğa savaş halinde. Kazanırsak, insanlar kazanırsa, biz kazanırsak kaybedeceğiz. Maalesef. Kazandığının kaybettiği bir savaş olacak. Kesinlikle. Evet. Kazandığımızın kaybettiğimiz, yani geleceğimizi kaybettiğimiz maalesef, bir savaşın içindeyiz. Çünkü çok bilinçsizce tüketiyoruz. Daha demin değindiğiniz işte deniz salyası gibi, ki bu gibi ekolojik olaylar, çevresel faktörler çok daha ileri hat safhaya taşınacağına ben inanıyorum. Özellikle ve özellikle bağ bahçe yapan ben de bir bağ bahçe sahibiyim. Ateş yakarken çok daha dikkatli olmalıyız. Yani şöyle bir şey, ufak bir anekdot da düşmek istiyorum. İnsanoğlu, yani var olan bu insanoğlu 6 ay gibi nefes almak için oksijen ihtiyacımızı hani kalmadığını düşünün ve biz üretmek zorunda olduğumuzu düşündüğümüz zaman 6 aylık parasal eş değeri 36 trilyon dolar. 6 aylık nefes alabilmemiz için. Dünya insanına. 36 trilyon dolar para harcamalıyız ki
6 aylık nefes alabilelim. Şimdi bunu kainatın yaratıcısı bunu bize bedava vermiş. Biz bu ağacın kıymetini nasıl bilmeyiz ya? Şimdi zaten şunu belirtiyoruz. Mesela ben konsey başkanıyken de bir maden raporu hazırladım. Evet ben şimdi de. Sizin de bilginiz var. Evet. Şimdi madenlere hiçbir zaman karşı değiliz. Madenler Allah'ın insanoğluna bahşettiği bir değer. Çok güzel. Evet. Ama bunu alırken... Kendi ülkesindeki çıkarttığı gibi niye çıkartmıyor? İşte, niye bana saygı, benim geleceğimi, çocuğuma niye saygı altın madeninin şu an ufak bir yer gibi gözükse de Fatsa'nın suyunu, geleceğini, doğasını yok ettiğini görüyoruz. Evet. Ama kesinlikle. Avrupa aynı şirket kendi ülkesinde bu şekilde hunharca ya, çıkarmıyor. Hayır çıkarmıyor. Çünkü tamam dünyanın her yerinde siyanürle çıkartıyor. Kesinlikle. Eyvallah. Ama ne yapıyor? Onun bir özel bir havuz sistemini oluşturacak bir malzemesi var. Ve havaya karışmaması için onun üstü de kapatılıyor. Havaya karışmamak çünkü. Ama burada tamamen açık. Ya havaya gidiyor o bulutlardan oluşan o zehir bizim sebzelerimize yağıyor. O sebzeyi alıp biz yiyoruz, çocuklarımız yiyor, kanser oluyorlar. Evet. Anlatabildim mi? Ya ülke zaten fakiriz, insanların durumu yok. Neyi var neyi yok? Böbreklerini satanlar sağ çocukları için ya yazık günah değil mi ya? Ya bu kadar mı bu ülke ucuz ya? Bu kadar mı sahipsiziz? Evet, sahipsiz değiliz. Bu bir gerçek. O zaman yöneticilerimizden evet, hassasiyet bekliyorum aynen. Yani. Ben şimdi Ünye ile ilgili iki konumuz var İlker Bey. Siz de dernek sekreteri evet. olarak konuya hakimsiniz. Bir tanesi gerçekten şu an Ünye bisiklet yolu adı altında Feyiz Çakmak sahilinden otogardan başlayan ve büyük ihtimalle Aya Nikola'ya kadar gidecek olan bir çalışma var büyük şehrimizin. Gerçekten güzel noktaları da var, eksik yanları da var ama bunun içinde bir tane küçük bir değerimiz var, çeşmemiz var. Ben evet. o resmi verirseniz Alev Hanım'dan rica edeceğim. Burunucu Adası'yla Hasan Baba arasında denizin kenarında ben buradan gerçekten Ahmet Kabayel abimize de teşekkür ediyorum verdiği tarihi bilgi selamlar dolayısıyla sevgili. Hürmetlerimi iletiyorum. Yaklaşık 120-130 yıllık yani Avrupa'da 50 yıllık evleri tarihi eser diye gösterirlerken biz yaklaşık 150 yıllık çeşmemizi ve konumu itibariyle de gerçekten denizin sıfırında, denizin evet. dalgasında. Evet. Ha, eski anlatışlara göre, hikayelerine göre 3 tane ayrı çeşmesi varmış. Evet. Üçü de ayrı çömlek borudan gelen, 3 ayrı tatta, 3 evet, ayrı suymuş. Kadar, ne kadar güzel. Aslında çok büyük bir değer çok. Ama biz istiyoruz ki en azından sahil yolu yapılırken, yürüyüş yolu yapılırken acı sudan bir hat çekilsin. Aşağıda insanlar bir de evet. şunu söylüyorum İlker Bey. Feyiz Çakmak'tan başlayıp Aya Nikola'ya kadar o yürüyüş bandı üzerinde bir tane çeşme yok insanların elini uzatabileceği. Karadeniz yani, değil mi? Bir de Karadeniz. Her tarafı ırmaklarla dolu. Irmakla her tarafı evet. su ama bir tane insana yolda yürürken bir çeşmeden yüzünü yıkayacağı yani ya kendimi kötü hissediyorum bir yüzümü yıkayacağım diyeceği elini uzatacağı bir çeşmemiz yok. Şöyle söyleyeyim geçen gün bundan birkaç sene evvel hatta sizinle de paylaşmıştım bunu. Ya Polonya'da ya da Çekya'da olsa gerek şey vardı. Festival vardı. İsmini de söylediler işte bir tuhaf. Şu kadar anahtarlıklar yapmışlar. 11 çeşmeden su alıyorlar. Yani festivale çevirmişler. Evet. Anahtarlık şeklinde ya da kolye şeklinde alıyorlar. Neyden yapmışlar? Porselenden yapmışlar. Biz de bakırlardan yapıp Yunus Emre şehrindeyiz değil mi? Evet. Ondan sonra ne yapıp bir festivale çevirmek için işte bu Sabır Çeşmesi evet, vesaire bunun gibi adlandırılıyor. Ekranlarda da görüyoruz evet, çeşmemizi. Evet, evet, evet çok güzel. Çok harika. Yani tarihi çeşmelerin noktalarımızı hem orayı canlandırmak hem de Mayıs 7'si gibi yani bununla alakalı Yunus Emre ile alakalı bir çalışmalar yapılabilir. Yani ne olur şehrin kültürüne bir artı katar. Ünye'ye artı katar bunlar. Bunlar çok basit dokunuşlardır. Çok basit işler bunlar. Yani yöneticiler için. Yani bu duyarlılığı göstermemiz. Mesajları istiyorum. Okumak için müsaade istiyorum buyurun. Sizden. Mehmet Kızaklı, gerçekten Mehmet Ustamız. Çok teşekkür ederim başkanım. İlker Bey'e saygılar sunuyorum demiş. Sevgiler. Nevra kıymetler. Hanım, bugün ben gerçekten bir özel teşekkürüm de Nevra Hanım'a olacak. İlker Bey'i yalnız bırakmadı. Çok teşekkür ederim kendisine. Fuarda ciddi manada ilgi çoktu. Hem belediye tarafından hem de halk tarafından ilgiyle karşılandık. İlker Bey'in her eserini tek tek incelediler ve hikayelerini irdelediler. Benzer ilgiyi Ünye'de ve Ordu'da da görmeyi diliyoruz. Umarım Ordu Büyükşehir Belediyesi de benzer etkinlikler,
faaliyetler ve projeler geliştirir. İnşallah. Çünkü iklim krizinde bir derece daha ısınma arttı. Evet. Enerji üretiminde atıklardan faydalanma yoluna gidiliyor. İlker Bey'in sanat anlayışı da ileri dönüşüm için çok önemli bir noktada, yolu açık olsun demiş. Teşekkür Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ali Rıza Bey gerçekten ünyemizin çok kıymetli bir değeri. Adnan Bey iyi yayınlar diliyorum. Konuğumuz İlker Bey'i tebrik ediyor. Selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. İşte selamlar, saygılar. Sanata destek sadece o sanatçının eserlerini almak değil ya da bir maddi destek sağlamak değil. Bakın bugün çok kıymetli abim, Ayhan abimin o sergiyi İlker Bey'i yalnız bırakmayıp ziyaret etmesi en büyük destektir. Kesinlikle. Hasan Balcı Bey'in bir ünye sevdalısı oraya gitmesine rağmen bir çiçek gönderecek nezaketi göstermesi sanatın en büyük değeridir. Evet. Ali Rıza Bey'in bugün için İlker Bey'i kutlaması en büyük kıymettir. Evet. Yani bir sanatçının beklediği başka hiçbir şey yok. Bakın İlker Bey o kadar güzel bir şey söyledi ki, Sayın Kaymakamımızın ilk başta verdiği evet. devlet desteğini, yani manevi desteği kendisini ne kadar tetiklediğini kesinlikle bahsetti. Kalbi teşekkür İşte ediyorum. Bu ben Ali Rıza Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Hasan Balcı Bey, gereksiz zat haliniz ve değerli konuğunuza iltifatlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Ünyem'in adını bölge bölge sanatıyla taşıyan İlker Bey'e ayrıca gönülden teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz Hasan Bey'e, Hasan Balcı Bey'e. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Abi, teşekkürler. Yani gönlümde yeriniz vardı. Gerçekten başımın üstünde yeriniz oldu Hasan Bey. Buna emin olabilirsiniz. Ali Arslan Beyefendi, iyi yayınlar Adnan Başkanım demiş. Teşekkür ederim Ali Bey. Evet, sanatçımıza kulağını tıkayan Ordu lobisini esefle kınıyorum demiş. Şimdi ama şöyle hakkında yemeyelim. Yok, şunu da söyleyelim. Evet. Söyleyeyim, ben bir cümle ya ekleyeyim. Ya da İlker Bey ilave etsin. Özür dilerim. Şimdi geçen sene de CNR'a giderken de Adem Atik'in ve Sayın Bakanımın Hilmi Güler'in de desteğini asla unutmuyorum. Evet. Bunu da inkar edemem. Onların sayesinde gittik. Onların sayesinde tanıştık. Orada da Ünye'yi ve Ordu'yu çok güzel temsil ettik. Çok güzel. Efendime söyleyeyim. Onlar da Ordu Büyükşehir'in altında da bir sergi açmıştık. Sergi beraber. Açtık. Evet. Sayın Hilmi Bakanımdan da bir plaket aldım. Onlara da çok teşekkür ederim. Onlar da hayatımın bir döneminin. Bu hikayenin onlar da bir parçası. Parçası, evet. Bugün ise Sayın Mehmet Demir. Mustafa Demir. Pardon, özür dilerim. Samsun Mustafa Büyükşehir Demir Belediye Başkanımızın Başkanı, da. Evet. Bu hikayede onun da yer alacağı bir evet. bir sürece girdik. Evet. Rabbim hayırlısı etsin, bakalım ne olacak. İnşallah. Bir de yapalım. Bir konu daha var. Ben şimdi sivil toplumun sesi derken İlker Bey, evet. siz de bir dernek yöneticiliği yapıyorsunuz ve inşallah yeni bir dernek kurarak Ünye'ye kıymetli bir değer kazandıracaksınız. Ondan ufak bir bahsedecek olursak. İsterseniz bahsedin. Hem de insanlarımız da bilinsin, bilinçlensin. Bu konuda kendine güvenen. Derneğe de dahil olmak dahil isteyen varsa. Isteyen, evet. Tabii, bizim derneğimiz çevreyle alakalı, doğayla alakalı, çevre duyarlılığıyla çocuk eğitimine ya da genç evde kalan hanımlarla alakalı hem sanat eğitim ve çevre derneği olacak bu dernek. Faaliyetlerimiz bu perspektifte olacak yani. Eğitim, çevre, doğa ve sanat. Çok güzel. Üçlemeyi. Evet, ben diğer fotoğrafı alabilir miyim rejiden rica etsem? Çünkü yaşadığımız şehri sahiplenmek adına evet, çok güzel. Yapılan hizmetlerde de şu önemli. Hizmet almak çok güzel bir şey. Ama aldığınız hizmeti doğru yere yapmazsanız hezimete dönüşüyor. Yani zulme dönüşüyor. İşte bunu önlemek için öngörülerle ve istişarelerle hareket etmek gerekir. Bugün sabah ben A52 televizyonunda da canlı yayında söyledim, dün sabah pardon. Gerçekten Ünye'mizin kalbini sulandırmayalım fotoğrafı. Bunun açılımını yapmak istiyorum. Gerçekten Büyükşehir Belediye'miz Ünye'mize özellikle Asargaya yolu çalışmasıyla ilgili yaptığı çalışma ve devam ediyor şu an. Ünye'nin değil bölgenin özel bir noktası Asargaya kent ormanımız. Ve çok kıymetli bir yol hizmeti veriyor. Ben buradan yürekten kutluyorum. Diğer taraftan Ünye'mizin köylerine, şehirdeki bazı hizmetlerinde özellikle oteller bölgesindeki kanalizasyon sıkıntısını ve kirli görünen, kötü görünen bacaların da kaldırılması noktasında çok güzel hizmetler sundu. Kesinlikle tebrik ediyoruz ve sonuna kadar yanındayız. Ama şu iki anlamda, bir havuzla alakalı, gerçekten Ünye'miz bir hizmet noktasında yarı olimpik bir havuz kazandı. Evet. Ama bunun yeri noktasında Gölevi Atatürk Mahallesi'nde ısrar edilmesini ben doğru bulmuyorum.
gerçekten 30 yıl önce, 35 yıl önce değerli siyasi büyüklerimiz şu anki gençlik merkezinin olduğu yerdeki temelleri maalesef kaldırıldı. Maalesef. Yine o coğrafyaya, Feyiz Çakmak Bayramca coğrafyasına yapılmasını bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak, bir Ünyeli vatandaş olarak özellikle istirham ediyorum. Çünkü Atatürk Mahallesi bölgesinde, Gölevi bölgesinde hem otellerin hem de özel işletmelerin yaklaşık 6-7 tane havuzu var. Yani o bölgenin hiçbir zaman havuza ihtiyacı olan bir kesinlikle bölge değil. Bu ve benzeri hizmetlerin yapılırken alınmasını destekliyoruz. Ama yapılırken de sivil toplum birlikteliğiyle yapılacak gelen hizmetin de yapılacak noktasında şehrin sosyopolitik durumunu, ekonomik durumunu, insanların hizmet dengesi durumunun da gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şeyi de çocuk su parkı yapılması düşünülüyor Ünye Büyükşehir tarafından. Ve Yunus Emre Parkımızın yeni kanal yapıldıktan sonra arada kalan dolgu alanına da bu parkın yapılacağı duyumunu aldık. Bunun doğru bir yere olmadığını iddia ediyoruz. Çünkü Yunus Emre Parkı ve olduğu bölge insanların Ünye'de gezme amaçlı en özel kıyafetiyle, Ünye'mizin hak ettiği şekilde kıyafetle ve nezaketle gezdiği bir bölge. Evet. Yani su parkı gibi faaliyetlerin olduğu alanlar çocukların yoğunlukta rahat olabilecekleri, piknik alanları, mesire alanları, kamp alanları, plaj alanları gibi noktalarda hizmet vermesi gereken hizmet noktalarıdır çocuk parkları. Kaldı ki bunun bir örneği Altınordu'da var ve bu da Akyazı sahilinde plaj kenarında olan bir nokta. Evet. Ve aynı zamanda da şunu iddia ediyorum. Bir hizmetin 5'en 1K'sını araştırmamız lazım. Yani bu su parkı hizmeti Ünye için düşünüldüğünü biz takdirle karşılıyoruz. Ama yaz mevsiminin az olması, güneşin az olması, en fazla 2 ay kadar hizmet verecek ve sonra da ayakkabı falanla basılmadığı için o zemine atıl kalacak. Dolayısıyla Yunus Emre Parkı'nın olduğu yerde de çam ağaçlarımız var yüksek. Yani o parkı çok aşırı şekilde kirletecek bir pozisyonda. Yani tamamen açık bir pozisyonda olması gerekiyor. Evet. Bütün bunların göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum. Ve aynı zamanda bu parkın Feyiz Çakmak bölgesinde veya Atatürk Parkı'nda daha uygun yerlerimiz var. Atatürk Parkı tamamen %80 çocuk ve genç yaş grubuna hitap eden bir bölge. Evet. Dolayısıyla orada rehabilite edilebilir veya gene Feyiz Çakmak veya Bayramca bölgesinde bunun yapılmasını öneriyorum. Bu bir öneri. Keşke yapmasaydık demeyin. Birçok örneğini gördük bunda. Yani bizi yönetenlerden şunu rica ediyorum. Şu an ekranlarda gördüğümüz, yani Ünye'mizin kalbini sulandırmayalım. Gerçekten Ünye'mizin kalbine kan verelim, su vermeyelim diyorum. Bu anlamda da buna dikkat çekmek istedim. Çünkü burası Sivil Toplumun Sesi programı. Bu Ünye'de, bu şehirde hepimiz yaşıyoruz. Ama biz emanetiz. Geleceğimize emanet edeceğimiz şehri de 5 yıllık, 3 yıllık hizmetlerle değil, 100 yıllık hizmetlerle donatalım. Biraz önceki konuğumla konuştuğum gibi biz burada emanet ettikten sonra yaptıklarımızı sökmek için değil, üzerine koymak için mücadele etsinler diyorum. Ben bu anlamda gerçekten İlker Bey'den de somut söz olarak fikirlerini almak istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şunu ben de eklemek istiyorum. Bu konuya binaen bu su parkı ile alakalı olarak kesinlikle ve kesinlikle Atatürk Parkı'nın adı da hoş durur ama bence bunu Feyzi Çakmak tarafına yapmak daha uygundur. Çünkü orası doğru düzgün bu gibi aktivitelerden doğru düzgün nasiplenmeyen bir bölge. Sanki böyle Ünye'nin bir parçası, hani görmezden gelin, hadi oraya da neyse yapmak için bir şeyler yapılmasın. Yani orası da bizim Ünye'mizin bir kesinlikle, parçası. Kesinlikle. Yani derenin öbür tarafından sonrası bizi ilgilendirmiyormuş gibi ben orada otursam bana böyle bir his verir. His verir. Evet. Bu hissi insanlarda uyandırmamak lazım. Evet. Çok doğru. Yanlış mı söylüyorum? Çok yani doğru. Ben olsam onu güzel güne, çok da güzel bir sahili var oranın. Evet. Orayı canlandırmaya bakarım. Çok doğru. Yani bütün herkes her yerden Ünye İskele arasında ve Burunucu arasında sıkışıp kalıyor. Evet. Dağıtalım bunu. Çok oralara ufak ufak çay ocakları koyalım. Yani konsept olsun bunlarda. Kesinlikle. Oralar da canlansın.
biz de oralara gidelim, çay içelim, çocuklarımıza biz de oralara gidelim. Öyle mi? Evet. Evet. Yani canlı kaldı ki Feyzi Çakmak sahili Ünye'nin en güzel göründüğü nokta. Kesinlikle yani, evet. Neden yani görmez ya da neden hani o cümleleri kurmak istemiyorum ama neden böyle görmezden geliniyormuş gibi oluyor. Buna ben üzülüyorum. Ben zaten olarak. Biz dernek olarak Feyzi Çakmak sahilindeki düzenlemeyi başından beri deklare ederek destekleyen tek derneğiz. Kesinlikle evet. Evet. Sonuna kadar da destekliyoruz. Evet. Sadece şunu söylüyoruz. Koyulacak elektrik direğinden kent mobilyalarına kadar yani dokudan ziyade zamana uygun ve şık şeyler olsun. Yani insanlar bir mobilyaya oturduğunda bir anı fotoğrafı çektirecek bir pozisyonda olsun. Evet, evet. Yani bununla ilgili güzel öneri de sunuyoruz aynı zamanda. Tam bir fotoğraf noktası çünkü. Ya öyle çok güzel şeyler yapılır. Yani ve bu sorsalar yani deseler, gönüllüyüz yardımcı yani olmaya. Deseler hani biz buraya ne yapabiliriz? Ya insanlar sadece fotoğraf çekmek için bile oraya öyle bir şey yaparız ki gelir turist, yerli, yabancısı orada kesinlikle fotoğraf, bir kare fotoğraf çekmek için binlerce insana ulaşır. Kesinlikle yani. Ve şunu iddia ediyorum ben, Samsun Ordu'daki evet Nevra Hanım'da kent mobilyalarının yanı sıra kitap ve kıyafet kumbarası da koyulabilir sahil bandına. Acil ihtiyacı olan bile faydalanabilir. Güzel bir fikir. Şunu iddia ediyorum. Mesela Altınordu sahilinde Enver Yılmaz döneminde çok ciddi bir yatırım yapıldı. Çok. Ama baktığımız zaman hiçbir fotoğraf karesinde Ordu'yu göremiyoruz. Yok. Ordu'nun değerlerini göremiyoruz. Çok samimi gelmiyor. Hele, i̇şte hele o ruhundan uzaklaşmış evet, şehrin içinde o taş başına yakın çapraz karşısındaki o kent sahildeki mobilyalar var yani çok böyle hani 2050 yıllarına ait bir teknolojiyle üretilmiş gibi şöyle ucube duran. Maalesef çok maalesef çirkin. Maalesef. O gerdirilmiş şeyler falan ya. Modernlik adına bu kadar saçma şeylere girilmeye gerek yok. Yani modernlik, bizim bir kültürümüz modernlik gelişmişlik değil. Değildir. Kültürleri yaşatmak lazım kendi. Yani modernlik çağını yakalamaktır ama kendi kültürünle o gelen kütü bozmadan o güne çağınla birleştirmektir yani. Kesinlikle. Bu başarıdır. Bu sizin ulusunuzun başarısıdır. Siz kendi kültürünüzden ve kütünüzden kopup da geliyorsanız bir şeylere böyle geçmişinizi unutup da bu işte Batı'nın yaptığı şusu çok güzel. Her şeyinizi unutup da gidiyorsanız yani siz kendi ulus kimliğinizden uzaklaşmışsınız kesinlikle demektir. Kesinlikle. Yani kimse kusura bakmasın. Bu gerçek. Evet. Emre Ateş Bey de iyi yayınlar diliyorum. İlker Bey'e selamlar demiş. Biz de sizin Emre nezdinizde Ahmet Sandıkçı Bey'i de analım buradan. Selamlar. Gerçekten sevgiler. Bu akşam İlk konuğumla heyecanımız arttı. İkinci konuğum İlker Bey'le de onurumuz ve gururumuz arttı. Estağfurullah. Bu anlamda gerçekten çok kıymetli bir gün oldu. Ben son selamlama veda konuşmasıyla sizden son sözü almak istiyorum. İnşallah bu pandemi döneminde hep beraber atlatacağız. İnşallah daha güzel günler bekliyor. Yeniden eskisi gibi mutlu mesut olduğumuz, rahat nefes aldığımız maskesiz günleri diyelim ama genelde tabii bu günlere, o günlere kavuşana kadar da yine maske mesafe kuralına gene uyuyoruz, dikkat ediyoruz. Bu yeni turizm sezonunda da otelcilerimize, işletmecilerimize inşallah iyi bir sezon geçirmesi dileğine veda edebiliriz. Evet. Sivil Toplumun Sesi programında evet son bir mesajı okuyayım. Ben de programı bitirmek istiyorum. Nevra Arslan hanımefendi sundurması olan ve sizin de bunu hayal etmenizi istiyorum. Feyzi Çakmak sahilinde duruyorsunuz. Sundurması olan ve hemen yanında yasemin çiçekli sarmaşığın yükseldiği bir mobilya düşünün. Evet. Manzaraya karşı vereceği fotoğraf. Harika. İşte bu arkasında da Ünye. Ben şu an oradayım. Şu an ben aynen o fotoğrafın içinde görüyorum kendimi. Oradayım, evet. Bizi yönetenlerin de oraya kent mobilyası koyacak olan yöneticilerin de işte bu istişarelerle öyle güzel şeyler bir de üstelik bunu yaparken de 10 masraf edeceğine 1 masrafla yapacaklar. Yani bu da çok önemli bir nokta ekonomik evet olarak bu zor durumda olmamıza rağmen. Kesinlikle. İşte bu ve benzeri fikirleri almak için biz gönüllüyüz. Buradan bunu deklare ediyorum. Sivil Toplumun Sesi programında bir programında sonuna geldik. Ben gerçekten bizleri ekran başında ve sosyal medyadan takip ettiğiniz için fikirlerimize değer verildiğini düşündüğümü düşünüyorum. Bu anlamda bir kez daha gerçekten kıymetli konuğum İlker Bey'e
Bize gurur yaşattığı için teşekkür ediyorum ve sanatında başından sonuna yanındayım. Sonrasında da devam edeceğime inanıyorum. İnşallah. Bu anlamda sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyor. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.